Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle menekşelerimin bakımını yapacağım. Şöyle akşamdan bekletilmiş suya 2 kaşık, 2 çay kaşığı NPK attım. Destek olması açısından böyle tepsiye koydum. Bu şekil böyle alttan sulamasını yapacağım. Daha önce ben menekşe çok almıştım. Çok da öldürdüm. Anladım ki yaprağına su değdirilmesinden hoşlanmıyor. Yani çok fazla çiçekteler. Böyle destek açısından şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Şunun tomur 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 çıktı. Hele şunun güzelliği. 40 TL dedim ben bunları arkadaşlar, 35 TL'ye aldım Engin'den. Almak isteyen varsa gönderim yapabilirim, yoksa kalabilir de. Zehra Nur'um şunu azıcık tutar mısın? Çok mu yoruldun? Ah yavrum benim. Hemen başlayalım hadi kahvaltı. Dolu mu? Allah Allah, ne doluluğu varmış böyle. Şöyle NPK'yı neyse Zehra kötüleşmiş, pazara çarşıya çıktıydı. Şöyle NPK'lı suyu döküyorum diplerine. Şöyle yapraktan yetiştirdiğim sukulentlerim var. Biraz büyüyünce saksının içinde ne kadar varsa 10 lira 15 liradan göndereceğim arkadaşlar. Şunları da böyle su terapisi yapacağım. Bu şekil kalmışlar. Unutmuşum ben onları dışarıda. Saksı çiçek çok olunca neyi nereye koyacağımızı şaşırıyoruz artık. Şurada Pollux var. Pollux değil, hayır. Maron var. Bir de kağıt. Kaktüs var. Onu ben kırılmış o kargoda gelirken öyle diktim parçalarını ama. İnşallah olur. Şurada kızımdaydı. Bütün kış dışarıda kalmış. Çok güzel böyle form almış diplerinden. Ama gel ver götüreyim dedim. Kıyamadı o zaman. Şimdi göndermiş bu hafta sonu. Hadi annem oturalım. Böyle hani güne gölgede olduğu için diplerindekilerinde böyle form bozukluğu olmuş ama toparlar herhalde. Bunu da buraya oturtacağım. Şöyle çeksin. Onun toprağı da değişecek. Menekşelerinizi bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Benim bu böyle alalı hemen hemen 2 ay olacak sanırım. 1,5-2 aya yakın. Böyle bu şekil. Baktım dipleri iyice kurudu mu? Bu şekil getiriyorum yukarı. Menekşelerin bir de serin yeri sevdiğini anladım. Çiçeklerimiz orada olur mu, burada olur mu diye bana ilk zamanlarda çok sorular soruluyordu. Ama herkesin evi konumu farklı olduğu için. Bakın burada böyle 4 tane 5 tane sukulent var. İsteyen olursa gönderim yapacağım. Daha bebekler. Bu şekil. Oraları aldım. Burada da anemiyum türü ve kalanşolar var. Ay şey, anemiyum ve evet kalanşo sanırım bu. Şey mi dedim, aşkın gözyaşına da benzettim. Bu şekil geliyor mu annem, sen başla. Böyle bu mavi, mavi beyaz çok güzel rengi. Bu morlu beyazlı. Şu pembeli beyazlı, fırfırlı, içi sarılı. Bu da yine böyle pembeli, beyazlı, fırfırlı. Şu çok güzel. Bu da morlu, etrafı sarılı böyle fırfırlı. Bu da yine aynı şekil. Bunları çok fahiş fiyatlara satıyorlar, yaprağını bile. Bu da yine mürdüm. Mürdüm, evet. Bazen renkleri de karıştırıyorum ben. Bordo, bordo. Mürdüm değil. Bordo. Bordo. Bakınmayın. Burada açık çıkıyor. Koyu bordo ve etraf içi sarı. Bu da böyle pembe arkadaşlar.
Bu da böyle toplanmış kristal gibi çiçeği. Çok güzel. Dur, konuşacağız sen. Git sofranın başında konuşuruz anneciğim. Babamın köyde yerleri var arkadaşlar da hissesine bize değen kısmında 8 hisseli satmak isteyenlerin yavaş yavaş hisselerini topluyorum da kızım da gitmiş bana dolar yapmış hani şey kaybetmesin diye onu söylüyor. Bana şu kadar oldu diye de ben de diyorum git şeyde konuşuruz sofranın başında şimdi olmaz. Böyle babamızın malını maalesef parayla satın alıyoruz. Çünkü o miras paylaşırken dedelerimden sonra demişler hani evler Mustafa'ya ait kimse hisse almasın. Ama dünyalık insanlara tatlı geliyor. Tapu kadastro geçerken halalarım hisseli yazdırıyorlar. Tabi babam da o zamanlar kalp krizi geçirmişti. Felçliydi. Gitme durumu, itiraz etme durumu da yoktu. Biz de köye her zaman gitmiyoruz. Ne zaman ne geçiyor. Yeniden öyle işte. Ben de kıyamıyorum başkasına satarlar diye. İmkanlar dahilinde yavaş yavaş babamın hakkı olan mirası yeniden toplamaya çalışıyorum. Kardeşlerimin birisi sıcak bakıyor, birisi biraz da ölü yatırım diyor. Yani ben kıyamıyorum çocukluğumun geçtiği yere. İnsanlık hali bir gün gelir oradaki kötü eve muhtaç kalmak zorunda da kalırız. Yani depremi hep birlikte yaşadık. Niye benim çocukluğumun geçtiği yerlerde başkaları geçsin? Halamın biri çok sıcak bakmıyor, yanaşmıyor. Halamın birinden hissesini aldım da iki halam var, bir amcam var. Amcamın oğlu da pek satmaya yanaşmıyor. Böyle uğraşıp duruyorum işte. Canım sıkılıyor, üzülüyorum. Benim bugünkü videom bu kadar. Sevgili arkadaşlar buraya kadar izler misiniz bilmiyorum ama bazen videolar çok olduğunda karıştırıyorum editlemesini. Hangisini yükledim ne yükledim böyle kafa gidiyor bazen benim. O yüzden bazen zaman zaman aynı video tekrar yayınlanabiliyor. Bugün de şeylerde yorumlarda uyarmış arkadaşlar iyi oldu. Ben de başka video açtım. Benim videolarım çok fazla. Şu an Temmuz'un kaçı bugün? İkisi veya üçü. Yani Ağustos'un 15'ine kadar sıralı benim videolarım. Bazen öyle aksilikler olabiliyor. Yani kasti bir şey değil o. Yani anladığınızda beni uyarırsanız çok mutlu olurum. Bugün baktım arkadaşlar yazmışlar aynı video. İnce Hanım başka video istiyoruz diye. Ben de sırf küpeleri çekmiştim. Sevim çiçekçilikten onu açtım. Böyle aksilikler olabiliyor bazen. Evet arkadaşlar menekşelerimiz böyle. Sulaması böyle. Vitaminleri bu şekil. Kanalıma tesadüfen de denk geldiğinizde abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Sesim titriyor. Neden titriyor? Köydeki ev benim çok hassas bir noktam. Öyle üzüldüm mü sesime yansıyor maalesef. Evet. Dua edin. Allah bana oraları almayı, kapı açmayı nasip etsin. Kolaylaştırsın. Kolay kılsın. Amacım benim oradaki evleri alıp mal mülk edinme derdinde değilim ben. Sadece benim dedelerimin, ninelerimin kemiklerinin sızlamasını istemiyorum. Çünkü çok fazla neydi bu emlakçılar istila ettiler. Burada Yenişehir'de sanayi kuruluyor. Şişe cam var türlü türlü çok fazla göç alıyor. Yani eskiden köylere yabancıları sokmazlardı. Şimdi artık yabancılar dolu. Yani benim ninemin, dedemin ki ben kemiklerini sızlatmak istemiyorum açıkçası. O yüzden de yani kimseye kolay kolay oraları vermem.
Allah vermemeyi de nasip etsin. Çünkü bir başka elin yabancısı benim ninemin, dedemin öyle anlatırdı babaannem. Yani erik ekşisi yaparlar. Ekşi derler bizde, ekşisi yapıp ekmeğimize sürer. Yıllarca öyle biz bu malı mülkü edindik derdi rahmetli babaannem. Kolay almamışlar, kolay yapmamışlar. Ben de